İster muffin, ister kek şeklinde pişirebileceğiniz nefis bir havuçlu kek yapıyoruz. Az malzemeli, nefis oluyor. İçine bol zeytinyağı koyacağız. Ondan böyle nemli nemli bir yapısı olacak. Üzerine krem peyniri, nefis bir krem hazırlayacağız. Ben muffin olarak pişireceğim. Belki bir kısmını kek olarak pişirmek üzere saklarım. İstediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Muffin, kek ikisinde de çok güzel oluyor. Blender'da yapacağım. Ondan dolayı da inanılmaz pratik olacak yapmam. Bosch'un vakumlu blenderını kullanıyorum. Çok çok güçlü bir blender. Böyle smoothie'ler, soslar yapmanın yanı sıra böyle nefis kekler de hazırlayabiliyorum ya da muffin hamurları. Şimdi blender'a 4 tane yumurtayı alıyorum. Bu arada bu blender'ın şöyle bir özelliği var. Hazırladığınız gıdaları, besinleri, mesela bir smoothie yaptınız, sos yaptınız. Daha sonra içinden böyle ince bir tüp çıkıyor. Onunla beraber onu kullanarak vakumlayabiliyorsunuz. Yine kapları var kendine özel. O kaplarda böylece uzun süre taze kalıyor, muhafaza edebiliyorsunuz. Hani güzel bir blender istiyorsanız ben bunu tavsiye ederim. Mutlaka bakın. Şimdi ilk önce bu ikisini bir çırpacağım. Yumurtayla zeytinyağın iyice iç içe geçmesini istiyorum. Ondan sonra bu malzemeleri ekleyeceğiz. Ve bu kadar. Tık diye hemen karıştı. Şimdi şekeri ekliyorum. Ve tekrar çırpıyorum. Şimdi şekerin de güzelce karıştığını gördükten sonra un. İçine biraz karbonat ekledim. Bütün bu arada malzemeleri açıklamalar kısmında detaylıca yazacağım. Her zaman olduğu gibi yine oradan bakabilirsiniz. Biraz tuz ekledim. Şimdi unu da buraya ilave ederek çırpmaya devam ediyorum. Tabii biraz da tarçın ekleyeceğim. Havuçlu kekin bence olmazsa olmazı. İsterseniz biraz toz zencefil de ekleyebilirsiniz. Şöyle 2 çay kaşığı kadar tarçın ekledim. Şimdi tekrar geçireceğim. Ve tamam. Şurada gördüğünüz gibi yaklaşık 500 gram havucum var. Hazırladığım harcı havucun üzerine bırakıyorum. Böyle hafiften koyu. Bu çok lezzetli olacak. Ve gördüğünüz gibi blender o kadar güzel geçirdi ki. Güzelce karıştırıyorum. Bol ceviz, 2 bardak kadar. Şöyle çok ufaltmayacağım çünkü yerken biraz taneli hissedilmesi güzel oluyor. Ama hafif bir üstünden bıçakla geçiyorum. Dilerseniz cevizi kavurup da ekleyebilirsiniz. Ben ara ara öyle de yapıyorum. Nasıl tercih ederseniz. Böyle süper. Hemen bunu da aldım. Tekrar karıştırdım. Şimdi en sevdiğim dondurma kaşığımla muffinleri, şöyle muffin tepsisinin içine kağıt kalıplar koydum. Bunlardan yoksa yağlayın. Yağlayıp koyun, çıkarması kolay oluyor. Bunlarla böyle hani servisi falan da çok pratik oluyor. Sabah elinize alıp çıkması da çok kolay oluyor. Dolduruyoruz. Bir an evvel pişsin istiyorum. O kadar güzel böyle yoğun, zengin gözüküyor ki. Şimdi benim bugün verdiğim ölçüden yaklaşık 20 tane muffin çıkartabilirsiniz. Ben hepsini pişirmeyeceğim. Bir kısmını saklayacağım. 2 gün sonra falan pişireceğim onu da. Bizim evde havuçlu kek oldukça popüler. Şimdi bunu 170 derecede önce ısıtım fırına veriyorum. Fansız çalışıyorum, alt üst. Şimdi bakın kalanı ne yapacağım. Şu vakumlu kaplardan bahsetmiştim. Bunlar blender ile beraber geliyor. Şu arta kalan kek harcını vakumlu kaba aktarıyorum. Boy boy geliyor bunlar. Bu en büyük boyu. Biraz daha ufakları da var. Şimdi kapağını kapattım. Bunu daha önce de anlatmıştım. Bayılıyorum anlatmaya çünkü inanılmaz seviyorum böyle pratik şeyleri. Ardından şu blender'ın böyle şurasında bir delik var. Onun içine şunu koyuyorsunuz. Böyle bir kablosu var. Bunu da bunun üzerine koyuyorsunuz. Ondan sonra vakuma basıyorsunuz. Ve içindeki bütün havayı alıyor. Şimdi bunu daha sonra böyle taze taze kullanmak için buzdolabına kaldırıyorum. Buraya bir toparlayayım, ondan sonra kremayı yapalım. Krem peyniri bazlı sosları, kremaları çok seviyorum. Aldığınız zaman mutlaka beyaz renkte ve tuzsuz olmasına dikkat edin. Eğer tuzluyla yaparsanız tadı kötü olacaktır. Böyle beyaz renkte ve tuzsuz olacak, bu çok önemli. İsterseniz labne de kullanabilirsiniz ama labneyi biraz süzün. Çünkü sulu olduğu için böyle kremanın yapısı çok sıvı kalabiliyor. Labne kullanacaksanız süzün. 200 gram krem peyniri, içine 100 gram tereyağı, her şey oda sıcaklığında. Oda sıcaklığında olmazsa çırparken biraz zorlanırsınız. Ve de 100 gram kadar pudra şekeri ekliyorum. İsterseniz balla da yapabilirsiniz. Hani biraz daha böyle sağlıklı olsun diyorsanız ama havuçlu kek bence hani yiyecekseniz onu adam akıllı hakkıyla yemek en doğrusu. Şimdi burayı çırpıyorum. Önce yavaş başladım. Pudra şekeri böyle bir anda yüzüme sıçramasın diye gitgide artıracağım hızı.
Gördüğünüz gibi böyle pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpmak lazım. Eğer mikseriniz yeterince güçlü değilse önce krem peynirini çırpın, sonra tereyağını ekleyip çırpın, sonra pudra şekerini ekleyip çırpın ki böyle güzel bir kıvama gelsin. Eğer benimki gibi güçlüyse üçünü bir arada çırpmak serbest. Şimdi havuçlu muffin'in pişmesi biraz yoğun bir hamur olduğu için pişmesi normal hamurlara göre biraz daha uzun sürecek normal muffinlere göre. O sırada ben bu kremayı da buzdolabına atacağım. Buzdolabında o da iyice kendini toplayacak. Yaklaşık 20 saat 40 dakika sonra görüşeceğiz. Muffinler yarım saat kadar sürdü pişmesi. Ondan sonra bir 15 dakika iyice ılınması için bekledim. Kremayı da bu sırada buzdolabında beklettim. Şimdi artık böyle en basitinden, bu arada çok güzel kabardı gördüğünüz gibi. Kremayı bir bıçakla alıp muffinin üzerine sürüyorum. Dediğim gibi isterseniz sıkma torbasıyla şekil verebilirsiniz. Ama o zaman muffinlerin üzerinin biraz daha böyle düz durması gerekiyor ki kremayı tutsun. Ben böyle... Ama gayet iyi. İsterseniz üzerine biraz daha böyle ceviz koyabilirsiniz. Birer tane cevizle beraber süsleyebilirsiniz. Bu kremaya ben bayılıyorum bu arada. Yani herhangi bir pasta süslemede pastacı kreması yerine bile bunu yapabilirsiniz. Çok lezzetli bir krema oluyor. Tadalım bakalım tadı nasıl olmuş. Ay, çok güzel gözüküyor. Hemen tadıyoruz. Bir içini göstermek istiyorum. Bakın ne kadar yumuşak içi. Asla asla çok şekerli değil, tam tadında. Böyle güzel zeytinyağı ekledik. 4 tane de yumurta ekledik. Ondan hafif böyle nemli, çok zengin. Hani insanı alıp götüren. İsterseniz toz şekerini esmer şekerle de yapabilirsiniz. Ben ara ara esmer şekerle de yapıyorum. Öyle de çok güzel oluyor. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Bayağı başarılı. Tarçın çok yerinde. 2 çay kaşığı koyduk. Daha az koymayın, hissedilmez. Dediğim gibi biraz zencefil de çok yakışır. Havuçlu kek, ister muffin gibi pişirin, benim gibi, ister kek gibi pişirin. Her türlü nefis, her şeyin en güzel evde. Böyle havuçlu kekin de en güzel evde. Kafeleri, dışarıda yediğiniz yerleri aratmayacak bir lezzet. Şimdiden aklınızda olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.